Güncel haber kanalımdan herkese merhabalar. Son dakika haberi, ek gösterge zammı için kesin yasa tarihi netleşti. İlk kez açıklandı, en güncel 3600 ek gösterge taslağı ile milyonların emekli ikramiyesi ve maaşı ne kadar olacak? Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye aşağıdan videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız çok seviniriz. Asgari ücret 2022'in belirlenmesinin ardından öncelikli gündem olan ek gösterge zammı için nefesler tutuldu, geri sayım başladı. 3600 ek gösterge düzenlemesi sayesinde emekli ikramiyesi ve maaşı büyük oranda artacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Mayıs ayı sonunda 3600 ek gösterge taslağı ve ek gösterge çalışmasının detaylarını kamuoyu ile paylaşacak. Üzerinde çalışılan 3600 ek gösterge taslağı ilk kez sabah memurlarda. 3600 ek gösterge kimleri kapsıyor? Kim ne kadar ek gösterge alacak? İşte milyonların merakla beklediği düzenlemenin yürürlüğe gireceği kesin tarih. Milyonlarca memur ve emeklinin beklediği 3600 ek göstergede son taslak hazırlandı. Müzakere edildikten sonra meclise gönderilecek ve hangi unvanların hangi rakamı alacağı netleşecek. İşte sabahın ne konuyla ilgili ulaştığı detaylar ve kalem kalem kimin ne kadar alacağına ilişkin hesaplama ile zamlı maaş ve ikramiye tablosu. Kamu çalışanlarının merakla beklediği 3600 ek gösterge çalışmasında sona gelindi. Alternatifli olarak hazırlanan çalışmalardan oluşan bir taslak metin ortaya çıktı ve bu metin üzerinden yapılacak müzakereler sonunda hangi unvanların hangi ek gösterge rakamına çıkacağı ortaya çıkmış olacak. Ek gösterge çalışması ile polis, din görevlisi, öğretmen ve hemşire dışında kalan diğer unvanların ek gösterge rakamları 500 ila 750 arası artırılacak. Edinilen son dakika bilgisine göre genel müdür yardımcısı, üniversite genel sekreter yardımcısı, il müdürü, bölge müdürü ve şube müdürü gibi tespit edilen bazı unvanlar, görevin önemi ve hiyerarşik yapı dikkate alınarak ek gösterge cetvelinde daha üst gruplara çıkarılacak. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan kamu görevlileri için eğitim durumu da dikkate alınarak ek gösterge rakamı üzerinde çalışılıyor. Böylece yardımcı hizmetler sınıfına da ek gösterge verilmiş olacak. Verilecek ek gösterge rakamlarında yıllara yayılan kademeli geçiş de bir başka alternatif olarak gündemde duruyor. Hem ek gösterge rakamlarında hem de emekliliğe yansıtma oranlarında Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın ek gösterge konusundaki ortaya çıkardığı rakamlar Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'e sunuldu. Şimdi gözler Bakan Vedat Bilgin ile Memur Sen arasında yapılacak görüşmeye çevrildi. Taslakta yer alan 4. maddeye göre ek gösterge değişiklikleri 15 Ocak 2023 tarihinden itibaren geçerli olacak. Yine Öğretmenlik Meslek Kanunu'nda da bu tarih belirlenmişti. Burada da bir eşitlik sağlanmış olacak. Ayrıca yansıtma oranı da müzakereler sonucunda belirlenecek. Değerli izleyicilerimiz, haberimiz burada sona erdi. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Gündeme dahil yeni gelişmelerden ve sosyal yardım desteklerinden anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olarak takipte kalabilirsiniz. Hoşça kalın.